Şimdi Fenerbahçeli bir futbolcu ve sağlık personelinde koronavirüs bulgularının çıkmasının ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları da geldi. O mesajlara da bir bakalım. Spor camiası bir futbolcusuyla sağlık personelinde koronavirüs bulguları çıkan Fenerbahçe futbol takımı için geçmiş olsun mesajları paylaştı. Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe futbol takımı için destek mesajlarına yer verdi. Kulüpler Birliği Vakfı sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa zamanda tekrar sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yanı sıra Anadolu kulüpleri de Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajları paylaştı. Evet, Fenerbahçe kulübü için paylaşılan geçmiş olsun dilekleri de bu şekildeydi. Ekranlarınıza getirdik. İşte az önce de söylemiştik. bu noktada birlik olmanın, beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden bir kez daha görmüş olduk Emre Bol. Ya bunu bir şekilde atlatacağız bütün dünya olarak. Ülke olarak bir şekilde at atacağız. Yeter ki şu e, dışarı çıkmaktan, keyfi dışarı çıkmaktan kendimizi bir kurtaralım arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Ha bir de şeyi söyleyeceğim. Abi bu 65 yaş e, dışarı çıkma, sokağa çıkma yasağı geldi ya. Bak bu yaşlarımızla dalga geçen bazı tipler görüyorum. şeyde Sosyal medyada bir utanmadan bir de çekip yayınlıyorlar. Bak bir tanenize falan denk gelmeyeyim ağzınızı burnunuzu kırarım yani. Dışarıda falan denk gelmeyeyim öyle birine yaparım. Onlar gereken cezayı zaten aldılar. Yaşlılar bizim başımızın tacı. Bir nesil. Gereken cezayı aldılar ya bunlar, onlar. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Bak bunlar daha geçecek konular değil. Adam cihazlarda kadın cihazlarda zavallı inanıyorlar heriflere tamam mı? Yani bak bu, bu dalgaları falan yapmayın arkadaşlar. Ya bizim gençliğimiz nereye gidiyor ya? Bir saygı, sevgi bunlar ne? Biz nereden kaybettik biz bunları ya? Ya bu nasıl bir nesil geldi ben anlamadım ya. Ben gelmişim kaç yaşında hala ben babamın karşısına ayak ayak üstüne atmadan oturmam yani. Ben bu insanları anlayamıyorum yani. Öyle dağ geçen falan birini görmeyeyim yani yolda yanlışlıkla. Evet dediğimiz gibi e, o videoları paylaşanlarla ilgili gereken işlemler de yapıldı. Bu arada e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle... ...kulüp personeline bir mesaj gönderdi. O mesajı da ekranlarınıza getirelim. Bizlerin sağlığı, bizlerin hayatı için kendi hayatlarını risk ederek olağanüstü bir mücadele veren başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm sağlık personeline şükranlarımı, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu süreçte Allah onlara sabır, kuvvet ve sağlık versin. Bununla beraber onların hayatlarını, onların verdiği bu mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara riayet etmeyi, ortaya koyduğu önerilere de harfiyen uymaya azemi dikkat gösterelim. Mecburen tüm sportif faaliyetlerimize son vermek zorunda kaldık. Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi ve belli aralıklarda da dezenfekte edilmeye devam ediyor. Fenerbahçe Beko basketbol takımımıza ilgili de sizi bilgilendirmek istiyorum. Biliyorsunuz Euroleague dolayısıyla Son dönemde yurt dışı seyahat ülkesi olan takımımız seyahat dönüşü bazı sporcularımız ve teknik ve idari kadrodan bazı personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda hastanede yapılan tahliller ve analizler neticesinde, yapılan muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, dediğim gibi hem sporcu hem teknik kadro hem idari personel ...altı kişide şüpheli bulgular rastlanmıştır. Alınan numuneler test edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na yollanmıştır. Test sonuçları gelince hem sizleri hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalmaya, hastane tedavi görmeye mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir. Kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. Kontrol amaçlı hastanededir. Ve inşallah en kısa süreçte, sürede sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır. Evet Ali Koç'un açıklamaları da bu şekildeydi. Bu arada basketboldan da bir haber geldi. Koç Obradoviç koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'a gitti. Ülkesi Sırbistan'a özel uçakla gitti Koç Obradoviç. Obradoviç ve ailesinin yanı sıra Türkiye'de yer alan birçok Sırbistan vatandaşının da bu uçakla birlikte Sırbistan'a götürüldüğü öğrenildi. Tabii Fenerbahçe'nin herhangi bir çalışanına en azından basketbolla alakalı ülkede kalın diye bir çağrı yapmadığını biliyoruz. O nedenle de Obradoviç ülkesi Sırbistan'a gitti. Aynı şekilde diğer basketbol takımlarından da ülkesine giden sporcular olduğunu biliyoruz ama tabii Obradovic ve Fenerbahçe Beko sezon boyunca zaten performansları nedeniyle de bir taraftan eleştirilmişti, tartışılmıştı. Tabii bu noktada Obradovic'in geleceği ne olacak acaba? Bu da merakla beklenen bir soru işareti şu anda. Hiçbir sporda gelecekle ilgili şu an kimsenin bence bir planlaması falan olamaz ya. Yani şu an onu düşünecek bir zamanda değiliz. Ve ee, sonuçta Sırp hükümeti çağırmış. Her vatandaş ülkesinde gitmeyi şu dönemde ister. Bizim de vatandaşlarımız vardı. Onlar da geldiler buraya. Onun için yani normal bir durum. Yani şu çok... aşamada tabii yani e, liglerin devam etmesi durumunda yeniden döndükleri zaman 14 günlük bir karantina süreci onlar evet. için de geçerli olacağı için e, aslında futbol takımları mesela oyuncularını göndermeme kararı aldı. Evet yani orada işte Hı -hı. basketbolda öyle bir tarz... ...seçmişler sonuçta. Ona da saygı duymak lazım. Ona ben ona bir şey diyemem ama... ...bu bir süreç yani zorlu bir süreç. Aslında oynamak, futbol oynamak... ...basketbol oynamak, izlemek ne kadar... ...önemliymiş, ne kadar güzelmiş... ...şimdi anlıyoruz. Yani hadi basketbolu... ...yorumlamıyoruz. Yani futbolu yorumlayamıyorsun mesela. İzleyemiyorsun. Var eski maçlar. Şimdi açıyoruz dönüşte. Bir bakıyorsun... ...maçları izliyorsun. O bile sana zevk veriyor. Yani bazen elindeki değerleri de... ...bilmek lazım. Yani o... ...Allah bize bunu bu zamanda gösterdi. İnşallah daha kötüsü olmaz ama... Gerçekten e, yaşamak, nefes almak, yaptığın işten zevk almak çok önemli bir şey. Yani Kesinlikle onu onu öyle. onu anladık, daha da iyi anladık. E, ben futbol oynadığım dönemde futbol oynamak çok büyük bir zevk. E, İzlemek zaten bayılıyoruz. E, yorumlamak zaten işim. Yani onun için e, bunlardan mahsus ka, ma, şey kaldığın zaman da Mahlum ciddi kalınca, bir sıkıntı, evet. ciddi bir sıkıntı oluyor, psikolojim bozuluyor. E, i̇nşallah bu süreçte geçecek. Onun için insanların, ailelerin yanına gitmesi. E, ...bu işten uzaklaşması, ilerisi için plan yapması falan... ...şu an çok kolay işler değil. Zor işler. Emre Bol, sen neler söylersin? Şimdi ya dün valla milli maçı ettim, a, a, -S4, a -S4, milli maçları plan verdi birkaç tane. E, oturdum onları seyrettim valla şeyden, yokluktan. Dedim eski maçları falan seyredeyim. Hem biraz nostalji yaptım... ...hem de eski maçları seyrettim. Çok da güzel oldu. E, şimdi Evren'in de söylediği gibi... ...bak bizim abi devletimiz uçak gönderiyor buradan vatandaşları aldırıyor. Bak bunlar hep özel uçaktan çıkıp gidiyorlar. Görüyorsun değil mi? Yani esasında devletimizin büyüklüğünü burada bir kez daha görme fırsatı buluyoruz. Yani şimdi diyecekler ki ya devlete yalakalık mı yapıyorsun? Ne yalakalığı kardeşim? Devletimiz 7-8 kişi için uçak gönderiyor ya başka ülkelere kendi vatandaşını Türkiye'ye getirmek için. Orada o için gitmesini ben son derece normal buluyorum. Ya ben de olsam ben de ülkeme gitmek isterdim. Bir şey olacaksa da kardeşim ülkemde olsun derdim yani. Yani yoksa Sırbistan'da ya bu virüsten kaçabileceğin dünyanın herhangi bir coğrafyası yok şu anda. Her yerde bu virüs var. Dolayısıyla yani aman Türkiye'de çok fazla ben Türkiye'den kaçayım, gideyim de Sırbistan'a falan diye bir şey yok. Orada da var. Geçen... Yani o zaman sen bunu bir hani yol ayrımı olarak yok, değerlendirmiyorsun. Yok, yok. Yok ya gitmiştir ailesi, çocuk çocuğu, tamam. Ben sağlık kendim, amaçlı. Kendim, kendi kendi memleketinde. Ya bu süreci kendi memleketinde geçirmek hmm. istemiştir. İnan ben de öyle isterdim yani. Eğer böyle bir durum olsa ben de öyle isterdim. Onu yapmak isterdim yani. Ee, ama bir yol ayrımı falan olacağını ben düşünmüyorum. Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe taraftarının hem övgüsüne hem sevgisine masal olmuş bir koç Obradoviç. Kolay kolay da ben Obradoviç gibi bir koç yakalanabileceğini de zannetmiyorum. Yani sana şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bıraktığı anda en az 20-30 tane falan transfer teklif alır Obradoviç. O Tabii zaman ki, evet. o zaman değerini anlarsın için. Yani. Aslında bu olaylar olmadan şimdi, önce bir teklif gel, anlaştı dediler prensip olarak sezon sonu için. Ya Ama, bak şimdi tamam bu sene, dedikodu olabilir yani. Bilmiyorum. Bu sene kötü bir sezon geçiyor onu kabul ediyoruz hep beraber. Zaten kendisi de bunu kabul ediyor. Bazen böyle kötü sezonlar geçiyor abi. Hep mi final for oynayacaksın? Hep mi şampiyon olacaksın? Böyle bir dünya yok bir ki. kredisi de var Obradovic'in. Yani elbette var. Fenerbahçe'ye bahsen de aynı şekilde. Onun için Obradovic'in değerini Fenerbahçe olarak bizim çok iyi bilmemiz lazım. Obradoviç bir değerdir. Ee, bu değerinde kıymetini bilelim. Çünkü son dönemlerde bakıyorum o bu başarısız geçen zamanlardan. Ya işte Elif diyor ki basketbol şubesi kapatılsın diye adam var ya. Basketbol şubesi kapatılsın diye insan var ya. Her şeyi biliyorlar ya abi arkadaşlar. Basketbol şubesi Fenerbahçe, basketbol Fenerbahçe spor kulübü ya. Fenerbahçe futbol kulübü değil ki burası.